Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla. Ah, önce koştum, koştum biraz. Biraz da ip atladım. Sonra da bütün... Önce koştum, koştum biraz. Biraz da ip atladım. Sonra da bir türkü tutturduğumda birazcık rahatladım. Önce koştum, koştum biraz. Biraz da ip atladım. Sonra da bir türkü tutturduğumda birazcık rahatladım. Oh. Ya ben hala etkisinden kurtulamadım filmin. Ben de. Abi anahtarını çıkartacak mısın yoksa içeriye sihirle mi girelim? Bir dakika arıyorum. Ya kızım anahtarlar sende değil mi? Ay ne bileyim abi. İşte. Ödüm patlattınız çocuklar. Geldiğinizi duymadım. Ya anahtarla girmedik de onda. Çilek. Ya ne yapayım Firuze abla? Abimin anahtarını bulmasını, çıkarmasını, takmasını, çevirmesini, sonucuma kapıyı açmasını bekleyecek sabrım yoktu. Bir gün yüreğime indireceksiniz ama benim. Bak şöyle yapalım Firuze abla. Şimdi biz sihirle geldiğimiz zaman kulağına fısıldarım. Firuze abla kapıdayız, geliyoruz diye, tamam mı? Bu bile hiç yoktan iyidir. E anlatın bakalım, film nasıldı? Süperdi. Ya çok korkunçtu. Sihirliydi. Ne? Filmde iki tane kardeş bu oyun oynuyorlardı. Başlarına çok korkunç şeyler geldi. Ya ben öyle bir oyun var mı, yok mu? Çok merak ediyorum. Ay ben varsa da görmek istemem o oyunu. Ben bulursam kesin alacağım. Ya sakın alma abi, burada da oynama. Ben evimizin buz tutmasını, yanmasını, uzaya düşmeyi böyle olsun istemiyorum. Ne uzayı, ne buz tutması, ne yangın çıkması, ay nasıl filmmiş bu? Zatürre Firuze abla, oyunun adı bu. Zaten filmin adı da bu. Böyle üstünde uzay piyonu olan bir oyun. Bir düğmeye basıyorsun, karşına bir rakam çıkıyor. O piyon oyunun üstündeki istasyonda kaç sayı geldiyse o kadar ilerliyor. Sonra duruyor ve otomatik olarak ona bir kart geliyor. Kağıdın bir tarafında Z harfi var. Diğer tarafında ise başına neler geleceği yazıyor. Mesela diyor ki meteor yağmuru, hemen kaçın. İşte o zaman çocukların evine böyle meteorlar yağıyor. Bir görsen evleri delik deşik oluyor. İnanmayacaksın ama kendilerini uzayda buluyorlar. Hah, çocuk filmi mi şimdi bu? Evet ama çok korkunç. Firuze abla, sen öyle bir oyun hiç duydun mu? Zatura. Ne oyunu duydum ne de filmi duydum. Hoş duysam da ne oyunu evime alırım ne de çocuğumu filme götürürüm. Ben gidip bir internetten bakacağım. Eğer bulursam da gidip alacağım. Laptop sizin odada mı kızlar? Ya abi bizde de ne olur gidip bakma ya. Ne gerek var şimdi, evimizi başımıza mı yıkacaksın? Tamam sen otur, hadi görüşürüz. Ya abla saçmalama. Bu hayal ürünü bir film. Yani biz sadece hayal ürünü bir film seyrettik. Niye öyle diyorsun ya? Biz nasıl sihir yapıyorsak demek ki başkaları da yapıyor. Yoksa bu filmi nasıl çekecekler? Toprak ben daha demin ne dedim? Biz hayal ürünü bir film seyrettik. Yani fantastik. Fantastik. Ha işte fantastik işte. Ama ben yine de çok korktum. Ben de peri olmama rağmen korktum. Ben sadece eğlendim.
tat, renkli günler, şeker. Evde hep gülen biri, sanki bizden biri. Hem gerçek hem de Efendim, o sizin güzelliğiniz. Ne de olsa ev yapımı. Buyurunuz. Afiyet olsun efendim. Rica ederim. İçeriye daha sert bir yazı asacağım. Ne oldu, bir problem mi var Suzancığım? Tuvaletinizi yaptıktan sonra lütfen sifonu çekiniz, bir rica cümlesi. Ama bazı müşterilerimize bu kadar kibar davranmamalıyız. Şöyle demeliyiz. Ya tuvaletinizi yaptıktan sonra sifonu çekiniz ya da kendinizi evinize kadar tutunuz. Eyvah, durum o kadar vahim yani. Sorma ya Ferhatçığım, içerisi pislikten geçilmiyor, leş gibi kokuyor. Hijyenik pedlerini, ne bileyim tuvalet kağıtlarını atsınlar diye iki tane ayrı çöp kutusu koyduk değil mi? Ama yok, her bir şey tuvaletin içine atmışlar. Vallahi şeytan diyor ki Betüş, masanın üstüne çık, tek tek hanginiz yaptınız bunu? Hangi medeniyetsiz bu pisliği yaptı diye sor. Sorayım mı? Ay hayır Suzancığım, olur mu? Bu hiç doğru bir yol değil, hiç güzel olmaz. Bak, en iyisi ben tuvalete şöyle sihirli güzel bir klozet yapayım. Tuvalette kendi kendini temizlesin. Böylece bir daha hiç pislik göremezsin. Şahane fikir. Hatta şunu yapabilir misiniz? Müşteri içerideyken sifon çalışmaya başlasın ve etrafa hoş bir koku yayılsın. Başka bir siparişin var mıydı Ferhatcığım? Yok, yanlış anladınız. Yani insanlar eğer bu hisse alışırlarsa belki gittikleri her yerde aynı şeyi ararlar ve bu onlara ne yapmaları gerektiğini hatırlatır. Doğru aslında. Bu şu anlama da gelebilir. Sizin yapamadığınızı klozet yapıyor. Yani. Çok doğru. Ben şimdi gidip hemen bu fikri uyguluyorum. Tamam, uygula. Vallahi bu ülke AB'ye girsin, ben de burada kolumu kesmezsem. Ama. Hadi oğlum be ya. Düş, düş artık, hadi. Ütü odasını temizlerken bunları buldum Arne Bey, ne yapayım? Ah, eski dostlar, eski dostlar. Aman bir yere kaldırıver, atmayın bunları ya. Çalışıyorlarsa niye atacaksınız ki zaten? Sen bunların başına gelenleri bilmiyorsun. Suzan iki defa kırdım. Eskiden ben bunlarla peri kovalardım. Ah, en iyisi sen içerideki dolaba kaldır bunları. Tamam, sonra da Efecan'ı parka götüreceğim. Ha, ama sakın bugün rüzgarlı üstün sıkı giy, tamam mı? Tamam, merak etmeyin. Tamam. Nerede bu top? Hadi o, hadi be o. Aman kilit oğlum be. Aman da benim güzel oğlum, nasıl da tatlı tatlı uyuyor bak. Oh, dünyanın en mutlu çocuğu. Aa, ne güzel. Bak benim oğluma ne şeker oldu. Paşalar gibi. Ay, benzetmeye bak. Paşalarınızın böyle giyindiğini hiç hatırlamıyorum. Duducuğum, biz lafın gelişi öyle deriz. Ay, zaten ne kadar antika laf varsa sizde. Çocuklarınız paşalar gibi olsun istersiniz. Çayınızı paşa çayı içersiniz. İşlerinizi paşa gibi yaparsınız. Çocuğunuz uslu dursun diye paşa paşa otur oğlum dersiniz. Yat paşa, kalk paşa. Bugünlerimizi o paşalar sayesinde yaşıyoruz da ondan. İyi, tamam tamam. Hadi biz gidiyoruz. Hadi siz gidin. Ben burada kalayım. Sen de gelseydin ya baba. Tamam. Oğlum, gökyüzünde gezmek bu yaştan sonra bana göre değil. Eve geri dönünce kulaklarım tıkanıyor. Hadi siz gidin, güzel güzel eğlenin. Ben de burada rahatıma bakarım, tamam mı? İyi. Hadi biz gittik. Onlar gittiler, ben de hoppa şuraya çıkayım. Hop, herkes gitmişken sakin, sessiz, güzel bir şekerleme çekeyim burada. Ağlama işte. Gökyüzüne gidiyoruz gezmeye. Hadi bakalım benim uğurlu. Evet, gidiyoruz.
yaparız. Abi, mümkünse üstümü değiştirebilir miyim? Tabii, ben hemen laptop alıp çıkıyorum. Çıkma ya, arkanı dönmen yeterli. Ne o? Yoksa odada yalnız kalmaya korkuyor musun? Yok yok, ben çıkayım. Şimdi sen rahat rahat soyun giyin. Ya abi, otursana sen oraya. Ya tamam, korkuyorum. Arkanı dön yeter. Sen yine bana dua et. Hadi döndüm. Yine ters giymiş. Portakal suyu içelim mi? Ceren'cim, hazırladım bile. Sağ ol Firuze abla. Abla, bluzun ters mi giyindin? Arkanızı dönün de değiştireyim. Yoksa korkudan çabuk çabuk mu giyindin? Ya zaten odada abim vardı, hızlı hızlı giydim işte. Hadi arkanızı dönün. Toprak bak, ablam ne zaman korku filmi seyretse hep çabuk çabuk giyinir. Banyoya çıkarken kapıyı açar, öyle tuvaletini yapar. Evin bütün ışıklarını yakar. Niye o tanıyor? Büyüdü ya, Firuze ablanı tanıyor. Çilek, sen gerçekten etkilenmedin mi bu filmden? Hayır abla. Hadi bakalım, portakal sularınızı için şu film mevzusunu da kapatın artık. Abiniz nerede? Odasında. Demek ki hala arıyor. Bizim odada dedim ya, internette. Ben götüreyim mi? Hadi bakalım. Fesubhanallah, fesubhanallah. Aa, nasıl gözlerini böyle yapmış? Bilmem. Al abi. Sağ ol. Tişörtünü düzeltmişsin. Sen bana mı bakıyordun? Ceren, salaklaşma, çıkarken gördüm. Buldun mu bari oyunu? Yok. Ya Google'a zatura yazıyorum, hep film hakkında yorumlar çıkıyor. Ama birkaç tane oyuncakçı adresini buraya yazdım. Birazdan gireceğim. Abi, bak saat kaç olmuş? Ya zaten dükkanlar kapanacak. Arama şu oyunu lütfen. Bu adreslerin çoğu Amerika'da. Yani burada akşam üzeriyken orada sabah. Zaten bu dükkanlar çoğu online satış yapıyor. Of, strese girdim yine. Almasan şu oyunu. Ceren, oyun bu, oyun. Ya ben bir bulayım, alayım. Sen çok beğeneceksin. Yani Çilek, Toprak, sen, ben hep beraber oynayacağız. Of, yine korkmaya başladım. Aklıma filmde olanlar geldi. Ya filmi izlerken ben de azıcık korktum. Ama ya, çok eğlendim. Hem astronota nasıl baktığını da gördüm. Ya zaten düşününce saçma sapan şeyler olduğunu anlıyorsun. Saçma mı? Sen bizim ailemize rağmen onu saçma mı buldun? Hem madem saçma, neden bu oyunu alıyorsun? Ya merak. Ya gerçekten öyle şeylerin olup olmayacağını gerçekten çok merak ediyorum. Gördün mü? Sen de emin değilsin işte. Of Ceren, of. Ben içeri gidiyorum. Git. Yavuz, yani çocuk gibisin ya. Saatlerdir elinde o alet tıp 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 duruyorsun. Yapma Allah aşkına ya. Kahve içmeyi falan unuttun bu yüzden. Hayretler içindeyim de Sadık, ondan. Bu telefon var ya, bu elimde tuttuğum telefon, teknolojinin gelip gelebileceği en son nokta. Aynı özellikte telefon olan birini arıyorsun, onunla yüz yüze, göz göze konuşabiliyorsun. Ben sana daha ne diyeyim Sadık? İyi de yani karısının peri olduğunu bilen biri için bu kadar önemli bir şey olmamalı bu telefon.
Öyle de yine de bu telefon insanoğlunun ne kadar sihre yaklaştığının bir göstergesi. Aynı telefondan Eda'yı da aldım. O da çok şaşırdı. Aynı şeyleri düşünüyor benimle. Siz yakında sihir de yaparsınız diyor. Ya şu telefonu bir getir bakayım. Merak ettim nasıl bir şeymiş. Bak şimdi. Eda'yı arıyorum gör. Benim nereden bakacağım? Buradan mı bakacağım? Ekrandan göreceksin. Hatta Betüş'ün yanına gittiyse ikisini de göreceğiz. O ikisi de bizi görecek. Çift taraflı. Pes doğrusu ya. Hadi bakalım. Aa dur bak şimdi bak. Eller serbest konumuna alıyorum. Şöyle. Şimdi sesini hoparlörden duyacağız. Aa hadi ya. Gerçekten mi? Efendim Yavuz, tam da yoga yapıyordum. Hayatım özür dilerim ya, ben Betüş'lere gitmişsindir diye hani arayayım dedim. Üf, ne oldu yoksa planlarda bir değişiklik mi var? Yok, programda bir değişiklik yok. Hatta biz de akşam üzeri size geleceğiz zaten. İyi, neden aradın o zaman? Ya aşkım, kameradan kendini gösterir misin? Ay Yavuz, çocuk musun yahu? Ya aşkım, bizim bu telefonu Sadık'a gösterdim. Marifetlerini anlata bitiremedim de bir görsün istedim. Yavuz, sabahtan beri sekreterin taksi şoförü, yani beni göstermedi, kimse kalmadı. Aa, herkese mi? Nasıl yani? Yavuz ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Eniştemin sesini mi duyuyorum? Canım bu eski bir özellik gerçi ama Sadık yeni öğreniyor. Hadi aç kameranı. Of Yavuz, of. Abi ters. Görüntü ters ama. Ayaklarımı da göstereyim mi? Bizimki amuda kalkmış da ondan. Hayatım bir de düzgün göster kendini. Oldu mu şimdi? İyi mi Yavuz? İyi aşkım, çok iyi. Ya bu gerçekten mucize bir buluş ya. Şimdi ben birbirini kıskanan eşleri hayal ediyorum da çok kötü ya. Hakikaten kötü. Yok zırt pırt telefon açacak. Ondan sonra neredesin? Göster kendini. Yanında kim var? Etrafında kim var? Orası oda mı? Restoran mı? Üstün başın ne? Oranı buranı göster. Yok ya. Doğru söylüyorsun, vallahi öyle. Hatta Eda bu telefonun ekranını ayna olarak kullanıyor. Makyaj yapıyor ve kaşlarını alıyor, biliyor musun? Hadi ya. Peki ütü olarak kullanılabiliyor mu? Bir sonraki herhalde şeyde modelde o da olacaktır Sadıkçığım. dur. Bak eniştenin suratına Eda. Bu kadar şaklabanlık yeter mi? Yogamı bozduğunuza göre izninizle Betüş'e gitmek istiyorum. Tamam yeter aşkım, çok teşekkürler, sağ ol. Hoşça kal. Budur işte. İyi güzel. Acaba diyorum ki ya ben de alsam mı? Of ya, benim de internette işim vardı. Ödevlerimi yapmam lazım. Sonunda geldin abi. Buldun mu bari Zatur avcısı? Bulamadım. Oh, iyi olmuş işte. Ya baktığım bütün oyuncakçılarda öyle bir oyun yok. Ancak Zatura filminin DVD'si var. İşte isabet oldu. Siz de aynı Danny ve Walter gibisiniz. Onlar da kim? Filmde iki kardeş birbirlerine hiç iyi geçinemiyorlar. Yalnız bodrum katında bu oyunu bulup oynuyorlar. Başlarına felaketler geliyor. Evlerini kurtarmaya ve dünyayı geri dönmeye çalışırken el ele tutuştular. Ve kavga etmeyi bıraktılar. Desenize bu oyundan bir tane de bizim eve şart. Bu oyununa benzer bir oyun biliyorum. Getireyim oynayalım mı? Aynısı mı? Aynısı olmaz ama onun altında bir oyun biliyorum. Gagura. O peri oyunu mu? Evet, küçükken yurtta oynardık. Bu Zatura gibi ama o kadar korkunç değil. Yani korkunç da sonuçta oyun olduğunu bildiğin için o kadar korkmuyorsun.
korku tüneli gibi. Sen de biliyor musun? Ben de geçen sene peri parkına gittiğimde çimenlere oturup arkadaşlarımla oynardım. Ya heyecanlı değilse ben oynamam ama. Bence oynayalım sonra karar ver. Ama emin ol satura kadar heyecanlı. Aa, bu ne ya? Bu oyunda bir görevim var. Dünyayı kurtarmak. Şu düğmelerle aynı renkte olan dört karttan birini gözlerimizi kapatarak çekiyoruz. Sonra ilk düğme kırmızı olduğuna göre kırmızı kartı çeken oyuna başlıyor. Sonra kırmızı düğmeye basıyor. O kırmızı düğmeden sana bir görev kartı çıkıyor. Eğer yerine getirmezsen ne olacak kartın altında yazıyor. Çilek, bunların arkası neden boş? Oyuna başlayınca kendi kendine oluşuyor. Mesela meteor yağabilir, evimiz kutupları taşınabilir, her şey olabilir. Ya ben oynamak istemiyorum? Ya abla otur. Biz beyler hep bunu oynuyorduk. Sonuçta hiçbir şey olmuyor. Neyse. Yeni bir görev kartı. Oyun böyle devam ediyor işte. Sonuçta ne oluyor? Bu görevlerin hepsini yerine getirdiğinde güzel bir dünya oluyor. Ya ben bir an önce denemek istiyorum. Ben de denemek istiyorum vallahi. Aslında ben bundan çok korkmuyorum. Aslında korkuyorum da zotura kadar değil. Ya ben oynamayacağım? Ceren. Bak oynamayan odasında oturur. Ay orada oturamam ben, korkarım. O zaman bizimle oynayacaksın. Hadi kartları al karıştır. Biz de seçelim. Hadi abla. Seçtiniz mi? Seçtim. Açayım mı? İyi ama burada dört tane kart var. Ben sizinle oynayamayacak mıyım? Firuze abla biz senden takım oluruz, olur mu? İyi, peki madem. Açın. Kırmızı kart Ceren ablada. Ben oynamak istemiyorum. Ceren. Ya abla korkma, burada ben varım. Hadi şimdi düğmeye bas. Abla. Bak bas, yoksa ben zorla bastırırım. Ozon tabakası deliğe giderek büyüyor. 5 dakika içinde dünyadaki bütün gaz deodorantları topla. Eğer toplayamazsan evin ozon deliğine taşınacak. Ay iyi de ben peri değilim ki. Yani 5 dakikada dünyadaki bütün deodorantları nasıl toplayacağım? Buldum. Bak sen evdekileri topla çöpe at, tamam mı? Ben diğerlerini hallederim. Aşağıdan gitmek. Aa! Aa bak bak gördünüz mü? Neyi? Kuş. Kuş değil o, UFO ya da uçak. Hayır hayır, Süpermen. Thank you.
Ambulans çağırsanıza. Hava mis gibi, vallahi bahar geldi. Bu çilek hala ortalarda yok. Ay çok dürtü. 7 tane alabildim. Of. Bu çilek nerede ya? 5 dakikada bitiremeyecek galiba. Allah. Bitirecek. Gökyüzünde ellerini açacak. Ondan sonra bütün deydolakları buraya diyecek ve Sihlen hepsini yok edecek. Ben bir çileğe bakacağım. Telaş etme, merak etme. Hazırladım mercimeği, şimdi fırına veririz. Ya Avni Bey bakın, çok önemli bir şey oldu. Betiş Hanımların yok yani. Ne yok? Evi yok, kaybolmuş, yok. Ya, bir dakika, bir dakika. Sen evi bırak. Efecan nerede? Efecan yok. Ay kapının önünde unuttum. Şey, bu sesini... Kalk ya, ev yok. Bakın Betiş Hanımların evi yok, bakın. Hangi ev yok? Betiş Hanımların evi... Betiş Hanım'ın evi yok. Yok, yok. Bunu hemen ben Suzan'a anlatmam gerekiyor. Hemen Suzan'a. Sahiden evi yok. Nasıl olur bu ev? Valla sizin de bugün titizliğiniz tuttu. Sen de telefona pasta dökmeseydin Ferhat. Eskisinden yeni oldu valla. Bak tertemiz. Ya ama hala çikolata kokuyor. Aha meşgul çalıyor. Enis cebinden arıyor Suzan. Nasıl gider? Bilmiyorum, gitmiş işte. Benimki mi? Aa, evet evet, seninki çalıyor. Bakayım Suzan'cığım. Aa, evden arıyorlar. Ver bakayım, ver. Alo Suzan. Hayatım, burası çok kalabalık. Hadi sonra konuşuruz, hadi. Ne dedi? Ne dedi? Meşgulmüş, kapattı. Tamam, Ferhat'ı arayalım. Tamam, şimdi kimseyi aramayalım. Bu telaşta kimseyi bulamayız. En iyisi biz bir taksiye atlayıp gidelim. Gidelim. Fecan nerede demiş? Şu kapının önünde işte. Hemen gidelim. Ne oldu? Niye geldi? Kaldımı unutmuşum. Ay Allah. Eda. Eda. Efendim anne. Aynadayım, aynadayım bak. Efendim anne, ne var? Neredesin? Gökyüzünde. Bahar geldi ya, uçurtma şenliği var. Kardeşin seyretsin diye getirdim. Ay 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 ay. Ay şuraya bak. Ne şahane değil mi? Evet, şahane gözüküyorlardı. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Normalde benim bildiğim bahar şenliği diğer insanlarla beraber aşağıdan seyredilir. Eda, sizi de çocukken buraya getirirdim. Çok hoşumuza giderdi. Hem sonra buradan hem uçurtmaları hem de uçurtmanın ipini tutup peşinden koşan çocukları seyretmek daha güzel oluyor. Değil mi oğlum? Evet ablacığım. Sen de gelsene. Hadi gel. İşte onun için sana seslendik. Yok anneciğim, teşekkür ederim. Ben gelemem. Akşam Betüşlere yemeğe davetliyiz. Öyle mi? Ya anneciğim, rica ederim hemen alınma. Her şey kendiliğinden oldu. Çocuklar bugün toprağı alıp sinemaya gittiler. Oradan da Betüşlere gideceklerdi. Ben de toprağı oradan almaya gidecektim. Betüş önce kafeye uğra, ondan sonra hep beraber eve gideriz dedi. Akşam Yavuz'a Sadık da gelir, birlikte yemek yeriz deyince biz de hayır demedik. Rapor tatmin edici oldu mu? Evet, çok güzel bir rapor. Babanla beni çağırmak aklınıza gelmedi tabii, değil mi? Anneciğim, daha şimdi konuştuk ya. İyi tamam, size afiyet olsun. Görüşürüz. Ya anne ya, of of. Bu
yaşlandıkça huysuzlaşıyor. Ha, yaşlandıkça bizi aralarında istemiyorlar. Gel de ağlama. Ya ağlama anne, ağlama lütfen. Ay ağlamıyorum canım. Ay niye ağlayacakmışım böyle bir şey için? Gel biz uçurtmaları seyredelim. Tamam. Aa, çilek değil mi o? Aa, ne olmuş öyle? Etrafında çocuklar, o da iplere dolanmış. Ben ona bir bakıp geleyim. Ay, yine mi koruma kalkanı? Aa, ne oldu çilek? Ayak mı kaydı? Evet anneannem. Biraz daldım da. Bu kız gökyüzünden düştü. Uçurtmalarımızı kopardı. Ben size demiştim, bu Süpermen değil, uzaylı. Ay saçmalama çocuğum, ne uzaylısı? Hanımefendi biraz saygılı olun. Çilek, çabuk gel yanıma. Anneanne. Ha canım. Ay, pardon. Ay sen geç. Ay aksi şeytan. Aa, Eda geliyor Betüş. Aa, nereden anladın? Dinle bir. Bravo. Ay söyle de kapıdan gelsin. Haklısın. Eda. Eda. Efendim? Hayatım kafe çok kalabalık, kapıdan gel tamam mı? Tamam tamam, aklımda. İnanılmazsınız vallahi pes. Ben geldim. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz de tam sizden bahsetmiştik. Umarım kulaklarınız çınlamıştır. Çınladı tabii. Ay Suzan'cığım, ben düşünüyorum düşünüyorum. Hep böyle sana karşı kendimi çok suçlu hissediyorum. Aa, neden? Avni için mi? Aman boş ver şekerim, geçti gitti. Biz gayet iyiyiz artık. Hem ben zaten sana kızmıyorum ki. Avni'ye kızıyorum. Yani peri olduğunuzu bildiği halde sizi gözetlemesine kızıyorum. Dum. Aman geçmiş zaman. Olsun. Ben yine de özür dilerim. Ama biliyorsun o zamanlar saklamak zorundaydık. Ay dileme ayol. Zaten sen iyi ki periçi oldun da biz de öğrendik. Aa, bu arada çocuklar sinemadan dönmüşler. Filmden de çok etkilenmişler. Aa, hangisine gittiler? Zatura. Zatura mı? Ben de gittim o filme. O film tam toprak ve çileğe göre çünkü içinde sihirler var. Yani çok sihirlim trak bir film. Ne oluyor ya? Betüş. Efendim anne. Oraya gelerek kaybedecek zamanım yoktu. Anne ne oluyor? Neredesiniz? Sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım çilek? Ben anlatırım anne. Anne, biz gıguru oynadık. Ve? O da ne ya? Şu an eviniz yerinde yok. Ozon deliğine kaçmış. Sen ciddi misin? Eda, ben seninle konuşmuyorum. Tamam anne, tamam. Hemen geliyoruz. Eda, gitmemiz lazım. Suzan'cığım merak etme. Biz gider gitmez her şey düzelecek. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Niye sessiz konuşuyorsun Ferhat'cığım? Herkes donuk salak mısın? Ben de hiçbir şey anlamadım. Keşke bizi de götürselerdi. Betüş Hanım nerede Suzan? Acilen bir yere kadar gitti. Sakin ol hayatım. Ne oldu? Niye beni panikliyorsun? Alt tarafı çocuklar evi ozona uçurmuşlar. Ah ah, bu perilerin hayatı akıl alır gibi değil. Ozan'a mı? Of, bakın neredeyiz ya? Ben size demiştim, oynamayalım demiştim. Ya sus, iyice moralimizi bozuyorsun. Ya abi bırak şu parfümü. Çilek de daha gelmedi. Ya biz hep burada mı kalacağız? Ya üzülmeyin, bu sadece bir oyun. Gelecekler, bizi alacaklar. Bu sadece bir oyun. Yani hepinize kocaman birer aferin çocuklar. Yani çok korktuk.
Ceren'cim bunda korkacak bir şey yok. Bu sadece bir oyun. Evet oyun ama çok dikkatli oynamanız gereken bir oyun. Anneannenize dua edin. Eğer o olmasaydı kurtulamayacaktınız. Teşekkür meşekkür istemem. Böyle zamanlarda kıymetimi bileceğinize hiç bilmeyin daha iyi. Neyse ki bütün deodorantları topladık. Şimdi geri dönüyoruz. Uçurtma yapmışsın. Ha yeni moda. Baksana. Nerede kaldınız ayol? Tamam hayatım, soru yok. Her şey halloldu. Benim dilim tutuldu ya. Ya ya, sizin evin olmadığını görünce böyle aklını fırtladı. Ya bu gagus usta mıdır? Baba, neyse o nasıl bir oyun? Biz de öğrensek ya, anlatsanız. Oo, çok eski oryantal bir oyun o. Oynaması uzun sürer. Ama bir gün oynarız. Aman neyse. Biz de eviniz gerçekten ozona uçtu falan zannettik. Dudu teyze nerede? Ay sorma Suzan'cığım, gitti. Yani yine bütün heyheyleri üstünde. Bize kızgındı ondan Betüş. Ay neden? Akşam sana yemeğe geliyoruz, onu çağırmadık diye. Neden olacak? Ay bu Dudu teyze de bir hoş yani. Siz nereye gitseniz peşinizden gelmek zorunda mı? Öyle. Ben neyse şimdi onu bir arayayım. Ay Betüş, deminki gibi konuşacaksan bizim önümüzde şey etsene. Evet, bir daha biz de görürüz hem. Ben daha önce gördüm, çok ilginç oluyor. Evet, böyle her şey sihirli bir ekranda toplanıyor, acayip dijital. Ama yani kafede bu kadar müşteri varken öyle bir şey yapamam, olmaz. Madem bizine tondur ver gitsin. Ya bir kez daha yapın. Hem Leyla da görmedi. Betüş o kadar ısrarcı bir iki dakika alacak ya. Hadi ya. Evet, don. Durdum. Anne. Anneciğim. Betüş sesleniyor. Tabii gitti yetiştirdi Eda hemen. Şimdi de vicdan yaptılar. Seslensinler dursunlar. Cevap verirsem Dudu değilim. Tamam, bak, görmüyor musun? Tavır yapayım. Ben şimdi onunla konuşmasını bilirim. Müsaadenizle. Ay insanın peri olası geliyor vallahi. Ay öyle deme, çok zor zanaat. Allah'ım bana bugünleri de gösterdin ya, şükürler olsun. Vallahi biz bunu nasıl öğrendik? Aklımız mantığımız nasıl aldı? Orası bende yok. Göz görünce insan inanıyor tabii. Bak gitti bile. Anne! Anne! Hani niye böyle davranıyorsun? İhtiyarladık ihtiyarlayalı. Peri bayramından peri bayramına aranıyoruz. Ay ne alakası var anneciğim? Haftanın tam 4 günü beraber değil miyiz? Evet, ben davet edersem, ben ararsam ya da böyle alındığım, gücendiğim zaman zorla siz davet ederseniz. Anneciğim, biz hepimiz seni çok seviyoruz ve her zaman seninle beraber olmak istiyoruz. Ama bazen böyle önceden planlamadan bir araya geliyoruz işte. Yani bunda alınacak bir şey yok ki. Aha, yok canım. Siz genç çiftler, çoluk çocuk eğlenin. Biz ihtiyarlar kalabalık etmeyelim aranızda. Anne kalbimi kırıyorsun. Öyle mi canım? Çocuk gibi davranıyorsun. Ve üzerine geldikçe daha da şımarıyorsun. Anne, biz evli, çocukları, işleri olan böyle sıradan aileler gibi yaşayıp gidiyoruz işte. Ya bazen kendimize ait zamanlarımız olmalı. Anne, sen her seferinde perilerle ilgili davet verdiğin zaman şatoya bizi çağırıyor musun? Lütfen anneciğim, sana hiçbir saygısızlık etmiyoruz. Bak susuyoruz, hak veriyoruz. Sen de bizi böyle hırpalama, üzme. Bu davranışları hak etmiyoruz. Öyle mi? Çok affedersin. Anne, gerçekten kalbimi kırıyorsun. Şu tavrını değiştirir misin lütfen? Neyse ki bir tanecik oğlum var. O beni ömür boyu yalnız bırakmaz. Değil mi oğlum? Anne haklısın ama... Ömürcüğüm bir şey söyleme şimdi. Annemi çok sevmeme rağmen sen de ileride onunla yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu anlayacaksın. Gerçekten mi? Kararınızı değiştirirseniz akşama bekliyoruz anne. Böyle evlatlarım olmaz olsun. Beni de yaktınız arada. Neyse. Hadi gidelim buradan, çok sıkıldım. Bak yeşil.
rağmen bir daha oynayalım diyorum. Ben var ya hayatta elimi sürmem. Ben hiç sürmem. Ben oynarım abi. Ben de. O zaman oynamayacaksanız odada oturun. Niye biz burada oturamıyoruz? Bu kutu sadece oyuncular buradayken kart veriyor. İyi ama biz içerideyken sizin burada ne yaptığınızı bilemeyeceğiz. O sizin seçiminiz. Ama boş ver Firuze abla, gel biz içeri gidelim. Burada durup strese giremem ben. Sıra kimde kalmıştı? Bende. Bas o zaman. Okuyorum. 5 dakika içinde dünyadaki bütün çöpleri topla ki evin çöplüğe dönmesin. Pıtır pıtır konuşuyorlar ne ki? İçinde çöp kelimesi geçen bir cümle duydum. Ya çöple ilgili bir görev çıktıysa? Ay. Eğer bütün dünyanın çöplerini temizleyin veya her taraf çöplük olsun gibi karar çıktıysa vay halime. Yardım ediyor musun? Ben ederim. Emin misin? Eminim. Hadi Cem abi, sen evdeki çöpleri topla, ben de gökyüzünden yeryüzünü temizleyeyim. Tamam. Ben de sana evde yardım edeyim bari. Hadi çabuk. Bütün çöpler dünyamızdan çıksın. Güneş de yok olsun. Dünyamız temiz olsun. Aa dur. Aa ne güzel. Annem ağladı. Ay babana her şeyi yetiştirmesen olmaz değil mi? Ha? Söyle bakalım hayatım. Ne oldu? Hiç. Birazcık gücendim. Alındım. Kimlere gücendin, alındın? Canım, oğlumu yatırayım. Aşağı gelirim, dertleşiriz. Bekle. Uyumak istemiyorum. Anne, bakalım. Uyumayacağım. Uykum yok. Aa, olmaz. Olmaz. Hayır, uyuyacaksın. Ağlama. Ben şimdi gidiyorum. Ağlamak yok. Ama acıkırsan sesler, hemen duyar gelirim. Hadi bakalım. Hadi. Tamam, tamam. Canın sıkılıyor. Ah Dudu, gel, seni bekliyordum. Hadi anlat, kime alındın, kime gücendin? Anlatsana. Ben ne anlatacağım? Çok sinirliyim. Canım çok alındım. Başları sıkışınca, başları derde girince annelerini babalarını aramayı bilirler. Ama ne zaman eğlence var, parti var evlerinde bizi çağırmayı unuturlar. Anlamıyorum Dudu, ne olmuş ki? Aman, uzun hikaye. Klasik Gagura şoku. Gagura da ne? Bir aynaya bakalım. Gidiyor. Çarpacak, uzaydan kaçın. Kaçın, çarpacak. Aferin kız ama, aferin. Hadi git. Ah, bu Gagura'nın işi olmalı. Süper anneanne, görev başına. Aferin kızıma. Yine de. Ah be toprak be. Sen nasıl bir uçurtmanın peşine takılır gidersin? Sen nasıl bu kadar çöpü toplamaya beni mecbur edersin be toprak? Sen kişiyle ben bundan aynısını yapamayacağım. Ya siz bir sihir yapamaz mısınız buraların temizlenmesi için? Oyunu kaybeden hiçbir peri sihir yapamaz. Deodorantları nasıl temizlediniz? Anneannem sayesinde. Yatın kalkın anneannenize dua edin. Yaşasın! Yaşasın! Dudu teyze, kurtar bizi. Nerede bu oyun? Şurada anneanne, şurada. Hadi al oyunu, ne olur. Hayır, hayır! Daha önce oynadığınızda da gene ben imdadınıza yetiştim. Ama artık beni evimde bekleyen bir küçük bebeğim var, bir çocuğum var. Her dakika sizin yanınızda olamam ki. Onunla da ilgilenmem lazım. Ben yanınızdayken oynayın. Bence de çilek. Herkes peri olduğunuzu öğrendi diye böyle şımarıklık yapmanın alemi yok değil mi? Bana ne olduysa böyle birdenbire içimden geldi işte. Dudu,
Dudu neredesin? Çabuk eve dön. Bu dedemin sesi. Hemen gitmem gerek. Ya anneanne gitme ne olur, ne olur. Süper Dudu Peri görev başında. Hadi biz de anneannemin peşinden gidelim o zaman. Hadi hadi hadi. Hadi Toprak. Bir, iki, üç. Taci, Taci. Dudu, çabuk yukarıya gel. Çabuk ol, seni bekliyorum. İyi. Biz geldik. Ay, ay, ay ne güzel. Biz siz eksiktiniz. Ya yapma, yapma, yapma. Dudu, Dudu. Bu da kim? Tanıştırayım. Oğlumuz. Ne? Uyuyarak büyümek istemediğim için kendimi sihirle büyüttüm. Nasıl ama? Harika olmuşum değil mi? Duda Hanım teyze. Sen ne yapsın Ömür? Bizi bile geçmiş. Ama bu haksızlık. Ben de büyümek istiyorum. Ben de. Ya bu bir oyun mu? Yoksa bu kadar sihir oluyor mu? Nasıl ama? Harika olmuşum. Değil mi Ceren abla? Ay deli mi ne? Bir de abla diyor. Derhal eski haline dönmeni istiyorum. Senden rica ediyorum bunu. Bana ne uyumak istemiyorum ben. Ay oğlum inatçılığı bırak. Eski haline dön. Ben de rica ediyorum oğlum. Lütfen eski haline dön. Bak yoksa ben yapmak zorunda kalacağım. Tamam tamam. Oğlum mutlu oldunuz mu şimdi? Gel bakayım bana. Aferin sözümü dinledin canım oğlum benim. Ama bak sihirlerini elinden alıyorum. Ağlama mahsus garezinden ağlıyor. Ağlama Ömürcüğüm ağlama. Bak annem baban hayatta her istediğini yapıyorlar. Sen niye aldayıp duruyorsun? Uyuman lazım. Uyumazsan büyüyemezsin. Ay Firuze hiç uyumak istemiyor. Hep oyun oynamak istiyor. Oğlum uyumazsan büyüyemezsin. Hadi yukarı çıkalım da ben seni bir güzel uyutayım. Kusura bakmayın. Yeni bebek geldi ya artık bizimle ilgilenmezler. Bak sihirlerim bende. Uyanınca sana geri vereceğim. Sonra oynarız. Ben aşağıdayım. Ağlamak yok. Tutu Hanım teyze, işiniz nasıl rahat ediyor? O daha mini minnacık bir bebek yukarıda yalnız bırakmışsınız. Aklınız orada kalmıyor mu? Ha niye kalsın? Burada kontrol ediyorum gözüm üstünde. Bizi hep yanında istemesin diye yapıyorum bunu ya. İyi de yapıyor Firuzeciğim. Yoksa şımarıyor velet. Bizle olmadığı her an mızıklanıyor. Pes vallahi. Böyle imkanlar bizde olsaydı ben 15 tane doğururdum. Artık siz de gitseniz diyorum. O zaman biz gidelim anneanne. Bay bay. Hoşça kalın. Dudu onlara misafir kim gelecek söylesene. Ay Edalar. Damatlarla evde toplanmışlar parti veriyorlar. Bizi düşünen bizi çağıran yok tabii. Ha desene sen o yüzden ağladın. Günaydın. Ebe Dudu buna ne güceniyorsun ki? Onlar genç elbette ara sıra yalnız olmak isterler. Taci hep onları koruma bana. Sinirlerimi yerinden oynatma benim. Senin sinirlerin de kapı zili çalsa oynuyor. Düzgünleri gibiydim. Hiç bahar yaşamadım. Üzgünleri gibiydim, hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllar. Geldim, geldim. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bizim hanımlar henüz gelmediler mi? Bir dakika önce telefonla konuştum, yoldalarmış. Biraz sonra gelirler o zaman. peki çocuklar sinemadan döndü mü? Döndüler de bunları böyle ayaküstü konuşmayalım. Geçin buyurun şöyle. Tamam. Sadık Bey.
Biz bugün sinemaya gittiler, geldiler ya. Ondan sonra neler yaşadık bilemezsiniz. Kendimiz olduk bir sinema. Şimdi bunlar sinemada bir oyun izlemişler. Korku filmiymiş. Bu korku filmde orada adı geçen bir oyun varmış. Bizim Çilek de dedi ki ben bu oyunu size sihirle getirmedim. Sihirler yaptım ben ne yaptı? Getirdiler oyunu, koydular ortaya. Ya oyunu kaptırdık. Öbür maceraları yaşayamayacağız. Ay ben şahsen istemiyordum. Ya Ceren, sen eskiden bu kadar korkak değildin. Ya abi, ben sadece böyle gerçeküstü olaylardan korkuyorum. Bizden de mi? Ya hayır, size alıştım artık. Çok istiyorsan biraz daha oynayalım Cem abi. Ya nasıl oynayabiliriz ki? Anneannem oyunu aldı. O zaman biraz sihirlen yaparız. Oyunu kaptırdığımız için bir daha sihirle yapamayız. Aa! O zaman şatodan gizlice yürütebiliriz. Evde her şey sallanmaya başladı. Koltuklar bir tarafa gidiyor, sehpalar bir tarafa gidiyor. Duvardaki resimler, lampalar... Hadi gel biz gidelim, şunlara bir bakalım. Hadi ben içeri. Geldi, hepsinden yardım ettiler. Sonra dediler ki oyunu bitir daha oynayalım. Peki dedim ama ben aslında oynamak istemiyorum. Ceren'le ikimiz biz kalktık, kız oraya gittik. Onlar kendi başlayalım. Merhaba çocuklar. Çocuklar, yine evi birbirine katmışsınız. Ha? Hay bu Firuze abla da ekspres yayın yapıyor. Ekspres. Ay işte ekspres. Şimdi bakın çocuklar, bana söz verin tamam mı? Bir daha böyle tehlikeli şeylerle oynamayacaksınız, anlaşıldı mı? Tam zamanında geldiniz baba. Toprak da şimdi anneannemden oyunu yürütecekti. Ne? Toprak? Hepler çöpler toplamak gerekmiyor. Bütün dünyanın üzerinde çöp. Neyse. Dodo, çocuk ağlıyor, sen orada oturuyorsun. Baksana şuna lütfen. Ya sabır. Söylenmeyi bırak da git al çocuğu. Bakar mısın, mızıklanıyor. Canım belki de gazı vardır, karın ağrısı vardır, acıkmıştır, bir şey olmuştur. Ay şunun yüzüne baksana. Hiç suratında böyle ızdırap ifadesi var mı? Gazı mazı yok, keyfi yerinde, numaradan yapıyor. Uyumak istemiyor, uyumak. Oh. Oğlum, senin bana garezin mi var ha? Ne öyle? Alay mı ediyorsun benimle? Bak, şu anda altın temiz, karnın aç değil. Niye ağlayıp duruyorsun? Hı? Numara yapıyorsun değil mi? Sana kıyamayayım, ağlama sesini duyayım, yukarı çıkayım, seni aşağı indireyim diye. Hayır efendim, uyuyacaksın. Bebek için uyku çok önemlidir. Hadi bakalım uykuya. İstemiyorum. Sana soran mı var? İstesen de istemesen de uyuyacaksın. Uyuyamıyor musun? O zaman ben sana yardımcı olayım. Tamam. Uyu bakalım. Ama sen dile yapıyorsun. Ay in çık canım çıktı. Duyan da bir şey sanır yani, iniyormuş çıkıyormuş. Alt tarafı sihirle iniyorsun çıkıyorsun. Olsun. Sihir yaparken de efor sarf ediyorum. Bu yaşta anne olmayı sen istedin Dudu. Hiç mızmızlanma. Tek başıma yapmadım herhalde çocuğu. Ah Dudu, köşeye sıkışınca hemen kabahati benim üstüme atıyorsun. Neyse, çok güzel bir formül buldum. Uyumadığı zaman sihir yapıyorum. Ne? Ne? Uyumuyor işte. Ne yapsaydım? Dudu, sen onu daha bebeklikten her şeye sihirle alıştırırsan, o da seni göre göre büyüyünce sana çekecek. Sana benzediği için de öğleden sonraları uyutuyoruz. Bana benzeseydi uykuya hiç ihtiyacı olmazdı. Zaten kızlarım da ben de fanilerle evlene huylarımız size benzedi. Biz de uyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, acıkıyoruz. Biz de üzüm üzüme baka baka kararır diye güzel bir söz vardır. Hem fena mı oldu? Dünya zevklerinden siz de yararlanıyorsunuz. Güzel yemekler, içecekler, keyif uykuları olmasa zaman geçer mi? Hayatın tadı tuzu olur mu? Düşünsene, ömrün sonsuz. Hiç uyumadan ha babam ayaktasın. Ne sabahın manası var, ne akşamın. Ona diyecek sözüm yok.
Hem sonra niye siz ninnilerinizde uyusun da büyüsün dersiniz? Ne anlamsız bir söz. Onu neden diyoruz biz? Tamam tamam. İtiraz etme. Aynı anlamsız sözü ben de kullandım demin Ömür'e. Uyusun da büyüsün. Hadi evladım bakayım dedim değil mi? Ne anlamsız. Hiç de anlamsız değil. Aslında çocuğumuz hemen büyüse de bu böyle karnı aç, karnı tok, emekle de gazı var, uykusu var derdinden kurtulsak Taci ne hoş olurdu değil mi? Aman Dudu ne tuhafsın. Sen çocuğu o kadar azarla, sihirle büyüdü diye kızkır, şimdi de onu büyütmek iste. Canım birkaç yaşçık. Hem düşünsene bizim için de her şey daha kolay olur. Ha? Ha. Tabii, aslında olabilir. Ne de olsa ben ölümlü bir babayım. En azından çocuğumun geleceğini biraz fazla görmüş olurum. Taci, sen hala Gagura'yı merak ediyor musun? Öğreteyim mi sana? Ha? Öğret ama kazanırsam ne isteyeceğimi biliyorsun. Teşekkürler Filiz'ciğim. Hayır, esasında kızıyoruz da mevzu çok komik. Kız evi göremeyince şoka girmiş. Kızın halini hayal edebiliyorum ben ya. Vallahi ben de Avni Bey'in durumunu çok merak ediyorum. Acaba adamcağız ne yaptı? Siz Avni Bey'i görseniz, o da korkudan koşa koşa kafeye gelmiş, soluğu orada almış. Yani yaptığınızı beğeniyorsunuz değil mi çocuklar? Yani şimdi bizim zamanımızda da bir oyun vardı. Adı ipucuydu, tamam mı? Böyle kartlarla oynanırdı. Sonra biz orada katilin kim olduğunu, cinayeti nerede ve hangi aletle işlediğini falan bulmaya çalışırdık. Sen hatırlıyorsun değil mi Yavuz? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Gerçi fantastik hiçbir şey olmazdı ama o kağıtları okurken gerilirdik değil mi? Bize Gagura diye çocuk oyunu olur mu diyene bakın. Sizin çocuk oyunlarınız daha korkunç. Ama bizim oyunlarımız beyni çalıştırdı, beyni. O zaman biz de oynayalım. Yukarıda var, isterseniz oynarız. Bu oyunu ben de oynarım bak. Baba, senin bu kızın var ya, riski olmayan hiçbir şeyden korkmuyor. Ama azıcık bir riski olsun, yaygarayı basıyor. Başak Burcu'yum ne de olsa. Birini mi bekliyorduk? Aa, yok canım, bu saatte kimseyi beklemiyorduk ama. Durun durun, ben bakarım. Allah Allah, gecenin kim bu saatinde ya? Çocuğum çekil, ben bakarım dedim. Buyurun evladım. Merhaba enişte. Ben tanıyor muyum sizi? Bir düşün bakalım. Yardıma gelir misiniz lütfen? Bak bir kardeşimiz geldi de. Ay Sadık'ın çocuğu niye dışarıda bırakıyorsun gecenin körü? Gel canım içeri gel bakayım ben sana nasılsın sen? Abla enişten beni tanımadı. Aa, Betüş bu kim? Abla sen de mi tanımadın? Yoo. Bir dakika ya. Abla enişte falan diyor. Sen Ömür müsün? Ömür? Evet benim. Anneannem seni görürse öldürür. O yaptı ki beni görün diye size yolladı. Ay canım benim. Böylesi daha iyi olmuş ama. İyi de peki annem nerede? Evde davet etmeniz diye beni göstermeye bile gelmedi. Ben de yalnız geldim. Anne. Hadi geç bakalım. Öf, yapıyorum. Gel bakalım. Gel gel sen bakalım. Gel, gel. Taceddin Bey. Efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Gitme vakti geldi. Kayınvalide iyi bakmış ama ha. Evet evet. Çok ısırıyor. Bilmiyormuş gibi. Ama baksana böyle. Sevinmiş. Evet. Evet. Aklım o geldi. Canım benim ya. Baba? 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 Baba! Ay babacığım. İnanamıyorum. Gagura'da babam kazandı. Bir daha köpek olmayacaksın değil mi dede? Hayır yavrum. Hayır çocuklarım, olmayacak. Dudu söz verdi, bir daha öyle saçma sapan sihirler yapmayacak. Hele benim üstümde hiç yapmayacak. Söz veriyorum Taceddin, söz.
Kurallarım aman Allah, başardım. Sihirle gidebiliyorum, uçabiliyorum. Şimdilik yalnızca 3 metre kadar uçabiliyorum ama... bir de evin dışına çıkabilsem deneyim bakayım.